Psikoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. Bir pazar klasiği daha İstanbul yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de sitemizde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Hem beğenilerinizi hem de güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bu anlamda elini taşın altına koyup desteklerini her zaman gösteren tüm Gifco Analiz ailesine de teşekkürlerimi iletirim. Bakalım biz İstanbul'a neler bekliyor, neler başaracağız, neler yapacağız. Sürpriz isimlerim var. Bahsederken baya böyle bir heyecanlı bahsedeceğimi söylemek istedim. Çünkü baya bir sürpriz çıkacaklarını düşünüyorum. Umarım da sonuçlar istediğimiz gibi olur. Bunlar haricinde Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden bizleri takip edip burada yaptığımız paylaşımları görebilirsiniz ki dün mesela çok güzel bir İstanbul değil İzmir Dikkat Lisesi paylaşmıştım. Bu anlamda değerlendirenler oldu. O yüzden de bu tür Dikkat Lisesi'ni kaçırmamak adına Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden bizleri takip etmenizi önerebilirim. O zaman hadi başlayalım bakalım İstanbul'da neler olacak. Birinci Aldıgan Ligi çok yüksek bütçeli bir paylaşım olmayacak. 50 TL civarında yapıyor. Sizler süslemeleri gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi birinci koşuya baktığımızda kolay bir yarış değil ama süratli bir yarış olacak. Çünkü Fire of Darkness, King Eddie ve alt taraflardan zaman zaman öne çıkabilecek isimler var. Prenses Sarah gibi, son yarışın öne çıkan bir Lola Summer gibi, sonra Perfect Forever ilk yarışın önlere çıkmıştı. Morgul son yarışında öne çıkarak netice aldı. Mr. Monk da ön gruba ikinci giden bir isim. O yüzden belli başlı bir tempo oluşacaktır. Ben burada önceliği 7 numaralı Lola Summer'a vereceğim. Bu at özellikle son kursunu kazanırken belki öne çıkarak kazandı ama bekleyerek de başarılı olabilen bir at. Bugün bu tempolarda biraz da arkada bekleyip sonlardaki sprintleri birlikte koşuyu lehine çevirmeye çalışacak ki bunu başarma ihtimali çok çok yüksek, benim favorim. Önemli iki rakibi var. Bunlardan biri 4 numaralı Mr. Monk. İlk yarışında çok gösterişli bir yarış kazanmıştı ama sonraki yarışları bir o kadar kötüydü. Bugün yeterli hazırlıklara sahip ve tekrardan ilk yarış performansına ulaşıp rakiplerini geride bıraktığını görebiliriz. Diğeri de 3 numaralı Morgul. Özellikle son kursunu kazanırken belki sonlar durdu ama performansı yeterliydi. Bugün bu grupta da benzer bir performansla mücadele içerisinde kaldığını görebiliriz. 7, 4 ve 3 olmazsa olmazım ama biraz daha böyle oyunu genişleteceksek ve ilave yapacaksak 1 numaralı Fire of Darkness, 2 numaralı King Eddie ve ilk yarışında Starsun'u yaşayan 8 numaralı Sargan diyeceğim. Sargan bence çok kötü bir at değil. Burada anormal bir sürpriz çıkacaksa değerlendirilebilir. Ve 5 numaralı Prenses Sarah. Bence 7-4-3 yeterli. Daha geniş oynayacaklar. 1-2-8-5. İkinci koşuya baktığımızda ben burada önceliği biraz daha plase konumunda kalacağını düşündüğüm 2 numaralı Last Shot'a vereceğim. Last Shot genel olarak benim beğendiğim ara sonrası 2 tane yarış gören bir at ve bu atın genel performansına baktığımızda çimide daha iyi. Bugün özellikle Sümel kızı biraz Şarabank'ı zorlayabilirse arkalarında bekleyen Last Shot düzlükte gireceği birebir mücadelede Şarabank'ı geride bıraktığını görebiliriz. Ben burada önceliği 2 numaralı Last Shot tarafında kullanıyorum. Rakibi ise 1 numaralı Şarabank. İnanılmaz bir çıkış yakaladı. Sentik pis performansı bence daha net ve daha başarılıydı ama çim yarışı da oldukça etkiliydi. O yüzden 2 numaralı Last Shot eğer beklentimizin altında kalırsa 1 numaralı Şarabank devreye girecektir. 2 ve 1 benim buradaki sıralamam. Üçüncü koşuya baktığımızda normalde oyun büyütmek isteyen buraya çok at yazardım. Çünkü yerim de var. Yani bir tane tekimiz var. İki at geçtiğimiz yer var. Burayı iki at geçtik. Yani yerimiz var ama ben birinci adı genç için oyunu büyütmek istemedim. O yüzden kısa böyle biraz daha keyifli bir oyun yapacağımdan ötürü burada bir ismi tek başına bırakacağım. Bu at 6 numaralı baş aktör olacak. Baş aktör son iki yarışını koşarken hem üçüncülüğünde hem de son dördüncü iyi bir performans sergiledi ki özellikle son dördüncüde bu performansı daha iyi bir grupta yaptı. Bugün geldiği grup yaşıtları olacak ama yine kilo avantajı var ve burada belki tempo olacak gibi görünmese de aslında buradaki atların tamamı gizli önde giden atlar. Mesela Dinçege çıkabiliyor öne. King Rasim kazandığı yarışta da öne çıkmıştı. Toz koparan zaman zaman öne çıkabilen bir isim. Öz kuruş bir an şekilde. Aktertay son yarışında öne çıkarak başarılı olmaya çalıştı. Yani bu 5 atın da
bir yerlerde mücadeleye girmesini bekliyorum. Arkalarında güzelce bekleyecek olan 6 numaralı baş aktör bu durumu değerlendirerek koşuyu lehine çevirecektir. Ben yanına at yazmayacağım. Dediğim gibi oyunu da bitmek istemiyorum. Ufak bir değerlendirmede bulunacağım. Bu anlamda da 6 numaralı baş aktörü ilk banko öneriyorum. Dördüncü koşu, ikinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağına geldiğinde zor bir koşuyla başlangıcı veriyoruz ama anormal bir sürprizle başlayacağım burada. Birkaç tane bültene baktım, baya geri planda kalmış. Bu at 9 numaralı Esenimo. Yarıştaki atlara baktığımızda burada Kulager olsun, Ersanşa olsun, Tutkunlar olsun, işte belki bir mucizemi de dahil edebiliriz. Ön gruba yakın giden bir yerlerde liderliği isteyecek, hatta ki Avşıntay da aynı şekilde bu liderliği isteme erken olabilir ve erkenler görebiliriz. Esenimo bir koşu önce kazanırken bugün büyük ihtimalle favori çıkacak olan Ersanşa rahat geride bıraktı. Son yarışta kötü koşmuş gibi görünebilir ama o gün start sonu aşaması bunda büyük bir etkendi. Bugün sağlıklı bir başlangıçla beraber eğer o beklediğimiz tempolar bir yerde oluşursa yapacağı ataklar bu kilo ve sürprizi seven Ali Kaçmaz'la birlikte güzel bir birinciliği beraberinde getirebilir. O yüzden 9 numaralı Esenimo ses getirebilecek bir at. Dikkat edin, bence ön planda değerlendirilmeli. Önemli rakip 7 numaralı Ersanşa olacak ki ilk günden beri beklentiler olan bir at. Bir türlü beklentileri karşılamıyordur ama son kostunda nihayet beklenen performans geldi. Bugün yine kilosu çok uygun, hazırlıkları çok yeterli. Bir biricik daha handikap 15'te Ersanşa'dan görebiliriz. Daha sonra 4 numaralı Tutkunlar gösterişli bir yarış kazandı. Devamını getirecek potansiyeli var. 6 numaralı Arpa Tepe, 5 numaralı Bendeniz, 2 numaralı Tornada, 3 numaralı Avşıntay, 8 numaralı Kulager ve 1 numaralı Bir Mucizem deyip ben burayı kapatıyorum. 5. koşuya gelecek olsak burada bir tane favori yazacağız. Bir tane daha normal sürpriz değerlendireceğiz. Bence istediğimizde alabiliriz. Favori kim? 6 numaralı Torpil. Ben Torpil'in çok böyle wow diyebileceğimiz bir at olduğunu düşünmüyorum ama bugün o kadar uygun bir maiden gruba geliyor ki ara sonrası gördüğü ve yaptığı ikincilik bu gruba yeter. Çünkü o gün 1.11'lerde bir derece çıkarırken genel aksiyonları fena değildi. Bugün daha uygun bir gruba geliyor. Üstelik öne çıkabilecek de bir rakip yok. Startla beraber önlere düşüp liderliği alıp bir beyaz bayrak yarışını bizlere izletirmesi çok çok muhtemel olan bir Torpil var. Bize bir Torpil geçebilir. Net favorim. İsteyenler risk alıp da tek aday olarak değerlendirebilirler. Ama aramızda kalsın, burada çok önemli bir sürprizden bahsedeceğim. Eğer kazanırsa büyük ihtimalle bizim kuponumuz gider. Başka da kimse kalmaz. Öyle söyleyeyim. Bahsedeceğim isim 9 numaralı Katran. Katran aslında şöyle bakacak olursak Çin performansı kötü olmayan bir at. Özellikle zamanında binen jokeylere bakalım. Mehmet Saçelik binmiş. Sonra Gökhan Kocakaya binmiş. Sonra da Müslüm Çelik binmiş. Yani performansı çok iyi yarış yapmayan bir ata bu jokeyler kolay kolay binmez ve bir beklenti var. Tamam. Ama benim asıl dikkatimi çeken yarışı burada elleti 7.lik oldu ki koştuğu gruba bakıyorum. İyi isimler oluşuyor. Mesela 4. olan Almanyalı kız. Geçen kısa vadede 6 yarışta 2.lik elde etti. O gün de banko önermiştim. Star sonu yaşayıp maalesef kaybetmişti. İçimde bir üzüntü bıraktı desem yanlış olmaz. Katram o gün 7.lik elde ederken sonlardaki aksiyonları ve genel görüntüsü dikkat çekiciydi. Daha sonra bir sentik denedi. Sentte de yine mücadele içerisinde kalan, çok ezilmeyen bir Katram vardı ki bu performans sergilerken mesela %34 AGF'li Passion for Life ve End on My Heart gibi fena damage'in atlarının dibinde koşuyu bitirdi. Ya bence Torpil eksik koşarsa Katran'dan bir sürpriz görebiliriz. Mesafe odaklı, azıkları yeterli. O yüzden de cazip at arayanlar, Torpil'i tek atmayacağım diyenler varsa 9 numaralı Katran'a dikkat etsinler. Ben bu iki atla buraya geçebileceğimize inanıyorum. 6 ve 9 sıralamasını öneriyorum. 6. koşu Kanuni Sultan Süleyman koşusuna geldiğimizde keyifli bir mücadele bizleri bekliyor. Burada sırıtan tek bir at var. O da 1 numara Deniz Efe ve banko olarak öneriyorum. At atı geçer, kazanabilir ama 2'de, 3'de, 6'da, 7'de, 8'de, 9'da bir şey göremedim. Siz gördüyseniz yazabilirsiniz. Ben görmedim şahsi olarak. Burada rakip olabilecek iki at var. Biri Bahçe Derebeyi, diğeri de Soyluşa. Evet, bu iki atın sentik bir performans zaman zaman başarılı ama Deniz Efe farklı bir durumda. Son yarışı kazanırken bence biraz erken yürüdü. Biraz aslında idareli gidebilseydi kazanabilecek bir Deniz Efe vardı ama her türlü kazanması gereken bir yarış. Çünkü göz pınarına göre çok daha iyi bir at. Bugün
O tarz bir tempolara girmesine gerek yok. Çünkü önde çıkabilecek zincir koparan dışında bir isim görünmüyor. O yüzden liderliği alsa da, liderliği zincir koparana bırakıp arkasında beklese de ben iki türlü gidişatta da Deniz Efe'nin sonuç alacağını düşünüyorum. Yanına rakip önermeyeceğim. Banko öneriyorum. İkili değerlendirecekler varsa 4 numaralı Bahçe Derebey'i ve 5 numaralı Soylu Şah'ı değerlendirebilirler. 7. koşu grup 3 yarışa gelecek olursak ben burada önceliği 3 numaralı Mangusta'ya vereceğim. Gazi sonrası bir türlü beklenen yarış yapamayan bir Mangusta var ama son 5.liği bir kıpırdandı. Geliyorum geleceğim sinyalleri veren bir Mangusta vardı. Bugün daha hazır, daha iyi durumda geliyor. Çok kalabalık bir grup değil. Bence bugün fantastik bir hamle Mangusta'dan görebiliriz. Önlere düşerse şaşırmam. O yüzden şansı çok çok yüksek ve ben Mangusta'dan net bir yarış bekliyorum. Favorim. Önemli rakibi tabii ki de 2 numaralı Giz olacak. Son yarısında çok erken yürüdü. Yanlış rakip seçti kendine. O yüzden kaybetti. Bugün biraz daha idareli beklemeyle birlikte tabii ki de Giz kuponlarda yer almalı. Daha sonra ikürlerden 6 numaralı Secret Image. Normal şartlarda lider alıp gitmesi lazım. Ama zaman zaman gitmediği yarışlar da var. O yüzden çok emin konuşamamakla beraber eğer bu tarz bir hamle gelirse önde boş kalıp bitirme anlamında bir şansı olabilir. Daha sonra 7 numara She is Approved. Mesela burada 7 numaraya bir parantez açmamız gerekiyor. Neden? Çünkü baktığımızda burada en az yıpran at 7 numara. Çünkü burada 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun, 4 olsun, 5 numara biraz daha alt gruptan geliyor. İşte Secret Image çok dolaştı derken buradaki atların birçoğu yıprandı ve artık sene sonu da geldi. O yüzden artık böyle biraz SOS veriyorlar. Sinyaller veriyorlar. Performans düşüşleri görebiliyoruz. O yüzden She is Approved. Bu anlamda daha diri, daha dinç bir at. Bu şekilde de kendine şans yaratabileceğini düşünüyorum. Kalabalık gerçekler 7 numara benim için değerlendirsinler. Ve son olarak da her ihtimale karşı 1 numaralı Flying Spice deyip 3-2 önde 6-7-1 ile buraya geçiyorum. 8. koşu yarış severler koşusuna geldiğimizde aslında burada tek denesek bizim için iyi olur. Neden? Çünkü yarış severler koşusu ve anlamı büyük. Aslında denemek isteyenler varsa da önerim olacak burada. O da 5 numaralı Sanduan. Ya yani son yarışında birincisi bir türlü yürümedi. Tuttu. Tutana kadar dışında atlar geldi. Devam etti derken o avans alamayınca mücadeleye girdi ama sonuç alamadı. Bu Ataveda biz çok iyi biniyor. Bugün baktığımızda liderliği alma potansiyeli çok yüksek. En kötü ihtimalle Prince of Darkness veya Mr. Juno liderliği bırakır. Ama iki gidişatta da liderliği alsa da arkalarında beklese de bence 5 numaralı Sanduan'ın şansı çok çok yüksek. Bu kiloyla bu grupta sonuç alması gereken bir Sanduan bekliyorum. Eğer yarış severler konusunda bir isimle risk alınacaksa 5 numaralı Sanduan o isim olabilir. Önemli rakip kim diyecek olursak 3 numaralı Song Rising arası var. Ama bugün hem ideal mesafesine geliyor hem de hazırlıkları çok yeterli. Yarışta bir yerlerde süratlenecek gibi görünüyor. Bu anlamda sonlardaki atakları Song Rising'e birincilik getirebilir. Kuponlarımızda yer almalı. Daha sonraki ihtimaller ise 4 numaralı Offenheimer ve 2 numaralı Prince of Darkness. 5 tek adayı alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. 3 önemli rakip, 4 ve 2 daha sonra. Geldik günün kapanışına, bir önemli sürprizim de burada. Yarın çok yüksek bir ganyan çıkabilir. Eğer yol problemi yaşamazsa çok da iyi koşacağını düşünüyorum. Bu isim 9 numaralı Kızgın Kral. Yeter ki yol sorunu yaşamasın. Bence şansı çok fazla. Çünkü Kızgın Kral'a baktığımızda son zamanlar koştuğu kısa mesafe yarışları başarılı. Mesela burada 3.lük elde etti. Sonlarda inanılmaz gelmiş. Çok başarılı bir yarış yaptı. Burada 5.liği var. Bakacak olsak derece çok iyi bir derece çıkarıp buradaki rakiplerinden bazılarını geride bıraktı. Burada derecesiz kaldı. Neredeydi o? Burada kısa mesafe yarışı derecesizdi. Diğerlerinden biri çim. Diğeri de uzun mesafeydi ve erken yürümüştü. O yüzden de bu atın kısa mesafe yarışı başarılı. Bugün tekrardan kısa mesafeye geliyor. Eğer kalabalık grup anlamında yol problemi yaşamazsa bence bu at bugün çok farklı bir performans sergileyebilir.
çift haneli sürpriz de beraberinde getirebilir. Benim son ekteki favorim 9 numaralı Kızgın Kral. Önemli rakibi 4 numaralı MCD olacak ki Batman Sentik Beast'e elde ikincilik oldukça yeterli bir performanstı. Bugün tekrardan gelecek Sentik Beast'e iyi bir yarışını bizlere izletirebilir. Daha sonra 15 numaralı Azap Kapı çok uygun bir kilosu var. Son 5. de fena değil. O yüzden kuponlarımıza mutlaka yer almalı. Daha sonra 2 numaralı Kayaların Efendisi, 1 numaralı Iwo Jima, 6 numaralı Tunç Yılmaz, 10 numaralı Maviş'in Kızı, 3 numaralı Sahtekar, 16 numaralı Sahar Rüzgarı ve 14 numaralı Almaz deyip ben burayı 9 önde 4-15 önemli rakip. Eğer son ayakta ben bir risk alacağım, bir tık kısa geçmek istiyorum diyorsanız bu 3 at yeterli olabilir. Daha geniş tutacaklar 2-1-6-10-3-16 ve 14 sıramıza geçebilirler. Bir atlık daha yeriniz varsa önümdeki kağıdı göstermek isterim size ama şu an gösteremiyorum. Sildiğim bir at var burada, 8 numaralı Asita. Bu tür sildiğim atlar zaman zaman kazanıp neden sildin derisinde performans sergileyebiliyorlar. O yüzden yeriniz varsa 8 numaralı Asita'ya da bir şans verip benim yaptığım atayı yapmadan en azından sonraya biraz daha garanti altına alabilirsiniz. İstanbul yorumlarım ve aktaracaklarım bu şekilde. 15 dakikada bütün yarışları yorumladık. Umarım da sizlere katkı sağlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar sağlıkla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.